20 lira seviyesinde belki hissediyoruz elimizdeki 200 liralık en büyük banknotu. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuşacağız. Ekonomi yazarı Remzi Özdemir her pazartesi olduğu gibi bu bölümde de bizlerle birlikte. Sayın Özdemir, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum, iyi haftalar diliyorum. Teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Soracağımız çokça soru var size. Zira bu hafta acaba bize neler bekliyor piyasalarda? Bir hareketlilik olacak mı başta döviz olmak üzere? Bunların hepsini soracağız. Türk lirası mevduat faiziyle ilgili gelen pek çok soru var. Tahvil, izleyicilerimiz bunu da merak ediyor. Nedir bu tahvil? Hepsini soracağım. Kısa kısa önce dövizle başlayalım Sayın Özdemir. Acaba dövizde bir hareket mi başlıyor? Ne dersiniz son günlerdeki gelişmelere baktığımızda? Dövizde halen ben ciddi bir hareket beklemiyorum. Çünkü dövizde hareket sürekli oluyor. Merkez Bankası'nın kontrollü bir yükselişi var. Yani hiçbir zaman enflasyon oranında, bunu sık sık dile getiriyorum, enflasyon oranında yükseltmiyor ama enflasyon mevcut o aylık enflasyon beklentisinin yarısı kadar bir yükseliş yaşanıyor. Bu ay biraz daha adımların yüksek olduğunu görüyoruz. Bunun da tek nedeni Ocak ayı enflasyonun %5 ila 7 arasında bir rakamda olması bekleniyor. Çünkü enflasyon biliyorsunuz özellikle son fiyat artışlarıyla birlikte asgari ücrete yapılan ve emekliye yapılan zamlarla birlikte birçok işletme anında fiyat etiketlerini değiştirdi. Artık bu Türkiye'de moda oldu. Yani memura, işçiye, emekliye, asgari ücretliye 1 liralık zam yaptığınız anda bir anda marketlerde ve birçok iş yerinde etiketler değişiyor, fiyatlar yükseliyor. Doğal olarak da bu enflasyona yansıyor. İşte Türk lirasını da özellikle yabancı yatırımcı bekleyen, yani adeta yağmur duası gibi yabancı duasına çıkmış olan bir ülkede enflasyonun biraz daha yüksek çıkması nedeniyle Merkez Bankası kuru biraz daha hızlandırdı sadece. Ne olur bu ay özellikle Ocak ayı enflasyonunun ayın içinde gelmesiyle birlikte biz bu adımın biraz daha hızlanacağını, geçmiş aylara göre doların biraz daha fazla değer kazanacağını düşünüyoruz. Dediğim gibi bunun tek nedeni yabancıya kur riskini sıfırlatmak. Bunun için yapılıyor. Yoksa şu aşamada Merkez Bankası'nın kurları yukarıya çekmesinin başka bir nedeni yok. Aslında çünkü aynı zamanda çift taraflı bir silah gibi döviz kuru. Bir taraftan siz ihracatçıyı rahatlatayım, yabancı yatırımcı için kur riski olmasın derken bir yandan da enflasyon yaratıyorsunuz. Yani öyle bir kısır döngüye girdi ki Türkiye şu anda artan her kuruşluk dolar fiyatı Türkiye'de hayatın biraz daha pahalanmasına neden oluyor. Biz bakın şu anda ihracatı gösteriyorsunuz ama Türkiye'nin bence bugün en büyük sorunu, cari açığımızın en büyük nedenlerinden biri de ihracat. Çünkü ihracatımız son 10 yıldır hiçbir zaman ithalatımızı karşılayamaz hale geldi. Yani biz artık üretmeyen bir ülkeyiz. Üretmediğimiz için dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan aldığımız için de o dövizdeki o bir kuruş var ya böyle ekranda yanıyor. İşte o bizim canımızı yakıyor aslında. Bana göre Merkez Bankası'nın da canını yakıyor. Ama o kadar çaresiz ki, o kadar köşeye sıkışmış bir Merkez Bankası var ki yapacağı bir şey yok. Yani 2021'deki o Ekim ayındaki %19 enflasyon, %19 faiz ayarları eğer bozulmamış olsaydı biz bugün bu hale gelmeyecektik. Belki de doların bugün neden 12 lira olduğunu tartışacaktık. Enflasyonun belki neden tek rakama düşmediğini tartışacaktık. %10'larda, 12'lerde olduğunu. Ama bugün bakıyoruz, bakın şimdi Mayıs ayı bana göre kabus gibi bir ay olacak. Çünkü enflasyon %70'i bulacak Mayıs'ta. Evet, baz etkisiyle Mayıs'tan sonra düşecek ama bu da bir geçici bir süre. Yani bakın bir de Türkiye'de baz etkisi var. Yani bu bana göre bir ahlaksızlık. Çünkü neden ahlaksızlık? Bunu kullanıyorlar. Yani bir tane siyasetçi çıkıp da ya bakın arkadaş bu enflasyon bir önceki dönemde çok yüksekti. Anormal yüksekti, olağan dışı yüksekti. Bu nedenle bu aydan sonra bir iki ay düşük çıkacak. Bir halkı uyar ve bunu başarı olarak gösteriyorlar. Bunu Bakan Nebati de yaptı. Bunu Albayrak da yaptı damat. Ve doğal olarak da insanların artık dengesini bozmaya başladılar. Yani insanların ekonomiye olan inancını kaybettiler. Ekonomi bürokrasisine inancını kaybettiler. Yani böyle bir saçma sapan bir ortada
ortamda doları nereye kadar getirebilirler? Ben Şubat ayının sonuna doğru 31,5 falan bekliyorum. Yani 31 lira 50 kuruş falan bekliyorum. Yani seçime kadar bunu 32,5 seviyesine, 33 liranın bir tık altına getirecekler. Bunu sürekli olarak ifade ediyorum. Üstü var mı? Bölgede özellikle jeopolitik olarak çok ciddi anlamda bir olay olmazsa, dünyayı sarsacak bir gelişme olmazsa biz seçime 33 liranın altında bir dolar kuruyla gireceğiz Bilge. Evet, seçime 33 liranın altında bir dolar kuruyla gireceğiz diyor Remzi Özdemir. Şimdi tabii yorumlara baktığımızda artık işin içinden çıkılamaz hale geldiğini söylüyor pek çok uzman ama Sayın Özdemir'in de ifade ettiği gibi doların artması demek aynı zamanda enflasyon demek. Yani bir sarmal. Sayın Özdemir az önce belki izlediniz programımızın geride kalan dakikalarda mesela simit enflasyonunu hesapladık. %200 çıktı. Mahfi Eğilmez 5 yıldızlı tatil enflasyonunu hesapladı. %300 çıktı. 8 aylık motorindeki artışı %115 bulduk. Hiçbiri TÜİK'in rakamlarıyla uyuşmuyor. Ayşe teyze, Mehmet amca çarşıya gittiğinde, pazara gittiğinde de zaten %65'lik bir enflasyonu görmüyor. Bambaşka rakamlar görüyor. Şunu da soralım o zaman bu dolar mevzusuna noktayı koymadan önce. Yabancının kur riski dediniz biraz önce. Nerede bu yabancı yatırımcı gelecek mi bu seviyeden? Onu da soralım. Bu ilkokul öğrencilerin İstanbul'da kar beklemesi gibi o heyecanla biz de yabancıyı gözlerimiz bekliyoruz. Gözlerimiz yollarda kaldı. Kesinlikle gözlerimiz yollarda. Yabancı şu anda gelmiyor. Biz bunu Amerika'da, Gaye Erkan'ın Amerika gezisinde de gördük. Bize özellikle Londra piyasasından gelen bilgilere göre yabancının gelmesi için iki önemli şartı var. Birincisi Londra swap piyasasının açılması. Çünkü Londra swap piyasasının halen kapalı olması dolarda adil, gerçek bir kur ayarı yapılamıyor. Yani bugün doları Merkez Bankası isterse yarın 2 lira birden düşürebilir. Soralım o zaman birden... neden kapalı diye Sayın Özdemir, onu da anlatır mısınız kısaca? Döviz rezerviniz yok, korkuyorsunuz dışarıdan gelebilecek bir saldırı. Çünkü bütün dünya sizin elinizi görüyor. Sizin zayıf, hasta bir ekonomiye sahip olduğunuzu biliyor. Ve bundan büyük bir vurgun vurabilir. Yani swap piyasasını eğer açtığınız anda Türk lirası darmadağın olacaktır. İşte bunun korkusuyla, ama sizin güçlü bir rezerviniz olmuş olsaydı, 128-130 milyarlık bir rezerviniz olmuş olsaydı, buyursun gelsinler sizin kendi para biriminizle oynasın bakalım Londra'da 3-5 milyar lira dolarla. Ama şu anda maalesef biz hastayız. Yani vücut bağışıklığımız çökmüş durumda. Bu nedenle Türkiye Londra swap piyasası, bakın Mehmet Şimşek'in de gittiği bütün gezilerde bütün fon yöneticileri aynı şeyi soruyor. Swap piyasası ne zaman açılacak? Londra swap piyasasını siz açmadığınız sürece bu ülkeye doğru dürüst yatırımcı gelemez, korkar. Çünkü senin para biriminin Merkez Bankası tarafından kontrol altında alındığını görüyor. İşte bunu açabilecek, ne zaman açabilirler? Bana göre seçimden sonra ciddi, eğer radikal tedbirler alırlarsa ve biraz daha rezerv toplayabilirlerse, en azından halen 30-35 milyar dolar olan eksi rezervi bir 20-25 nete çekebilirlerse belki o zaman denerler. Ama şu an için Londra swap piyasası maalesef kapalı. İkincisi, bakın Mehmet Şimşek'in yine önüne gelen bir başka dolar kuruyla alakalı. Siz bu kuru neden frenliyorsunuz? Neden enflasyon oranı kadar arttırmıyorsunuz? Çünkü ben de eğer bugün bir yatırımcı olarak Arjantin'de, Kolombiya'da ya da herhangi bir Bulgaristan'ı saymayalım ama Hindistan'da yatırım yapacaksam, o ülkenin tahvilini alacaksam, önce para biriminin bana oluşturduğu riski görürüm. Yani risk var mı yok mu? Bakın yabancı geldi diyelim, bir ay önce gelmiş olsaydı eğer Gaye Hanım'ı ve Mehmet Şimşek'i, bugün zarardaydı biliyorsunuz. Neden zarardaydı? Çünkü bir ay önce faiz 42,5'tu. Bir ay önce dolar 30 liranın altındaydı. Şimdi bugün eğer yabancı, o bir ay önce gelen yabancı tahvilini tekrar satmış olsa ve bu kurla 30 kuruşla dolarını almış olsa zarar edecekti. Gelmemek de akıllı. Yani yabancı, o büyük para sahibi, bu kadar da aptal değil. Yani Türkiye öyle bal kaymakta dağıtan böyle bir ülke değil.
siz hem fakirsiniz, fakir bir ülkeyiz, hem de gurur yapıyoruz. Yok böyle. Ya gururunuzdan vazgeçeceksiniz ya da hiç borçlanmayacaksınız. Bunların kapısına gitmeyeceksiniz. Bunların kapısına gidiyorsanız eğer oyunun kuralına göre, onların kuralına göre oynayacaksınız. Onlar öncelikle dolar kurunu 40 lira istiyor bilge. Yani enflasyon oranı kadar. Bakın Ocak ayı enflasyonu en az 5 ile 7 arasında gelecek. E şimdi sizin dolar kurunuz Ocak ayında %5 artıyor mu? Hayır. Kaç arttı? %0.80. E bunu adam kabul eder mi? Bu kafadan bir kayıp demektir. İşte bu nedenle yabancı aptal görüp de Türkiye'ye koşarak "Aa Mehmet iyi bir insandır, ben severim onu" diye gelmez. "Aa gayet daha önce Amerika'da benim arkadaşımdı, beraber biz fon yönettik" diye gelmez. Yabancı para kazanabileceği bir ülkeye gelir. Para kazanabilmesi için de sizin cömert olmanız lazım. Faizde cömert olmanız lazım. Burada cömert olmanız lazım. Bu nedenle şu anda buraya gelen yok. Yani kısa vadede kimse para beklemesin. Halen kendi yağımızda. Şimdi tek umudumuz var. Yerel seçimler bakın. Tek umudumuz yerel seçimler. Ama yerel seçimde de bir tehlike var. Bunu kimse konuşmuyor. Ama özellikle Londra'daki bankerler, fon yöneticileri, özellikle hedge fon ya vurkaççı fonlar dahi bu riski konuşuyor. Nedir bu risk? Yerel seçimlerde AKP'nin bir önceki seçimin altına düşmesi. Çünkü biliyorlar ki AKP eğer İstanbul, Ankara gibi büyük şehirleri, Antalya gibi yeniden kaybetmesi, Adana gibi kaybetmesi halinde Türkiye'nin yeniden bir seçim atmosferine girebileceğini, yani Mehmet Şimşek politikalarının Cumhurbaşkanı tarafından sürdürülmeyeceğini biliyorlar. Çünkü eğer bugün Cumhurbaşkanı eğer yerel seçimde başarısız olursa bunun tek sorumlusu olacak, o da Mehmet Şimşek. Neden? Çünkü Mehmet Şimşek emekliye yeterince verdirmedi zam. Mehmet Şimşek ÖTV'yi arttırdı. Mehmet Şimşek %20 olan kurumlar vergisini 25'e çıkarttı. KDV'yi arttırdı. Aklınıza gelecek her türlü kötülük Mehmet Şimşek'ten geldi. Hiç iktidarın hiçbir suçu yok. Cumhurbaşkanının bu konuda hiçbir suçu yok. Sadece Mehmet Şimşek. Bu nedenle Mehmet Şimşek'e seçimden sonra çok ciddi anlamda eğer kaybedilmesi halinde fatura kesilebilir. Çünkü bu iktidarın sürekli olarak koşması gerekiyor ayakta durabilmesi için. Sürekli olarak bir şeyler vermesi gerekiyor. Ama Mehmet Şimşek'in politikaları şu ana kadar sadece faturayı vatandaşa kestiği için vatandaş da bu yerel seçimde faturayı iktidara kesebilir. İşte bunun korkusu da var yabancıda. Çünkü Türkiye'de eğer AKP'nin seçimi kaybetmesi halinde ciddi anlamda Mehmet Şimşek ve Gaye Hanım, ki Gaye Hanım'ı saymıyorum. Gaye Hanım halen o koltukta sağlam oturmadığını düşünüyorum. Cumhurbaşkanının bu genel bir politikasıdır. Gaye Hanım'ı şu anda unutturmaya çalışıyor ama bakın ben iddia ediyorum kısa bir süre içerisinde, yani bu öyle 3 ay 4 ay değil, bir her hafta içerisinde Gaye Hanım görevden affını isteyebilir. Çünkü çocuğu var, sağlık sorunları biliyorsunuz genel olarak böyle oluyor. İşte bu nedenle Mehmet Şimşek kaosu yaşayabiliriz biz seçimden sonra. İşte yabancı bütün bunları görmek istiyor. Bu nedenle kimse, sorunuza son olarak yanıt vereyim, kimse yabancıyı böyle çuvallar dolusu dolarla geleceğini beklemesin. Evet, şimdi tabii bir yandan da Mehmet Şimşek demişken buradan da sevgilerimizi iletelim. Gazeteci Elda Sağlam, ki Ankara'nın da Anka Haber Ajansı'nın da ekonomi koordinatörü, o da diyor ki bir haber analizi yayınladı. Mehmet Şimşek seçime kadar sessize alındı ama seçimden sonra... Artık hep sizlerin de ifade ettiği gibi seçimden sonra tufan diyor ya uzmanlar, çok daha acı reçeteler, politikalar anladığımız kadarıyla bizi bekliyor ama seçime kadar az duyacağız Mehmet Şimşek'in sesini diyor Elda Sağlam. Bakalım, göreceğiz, takip edeceğiz. Şimdi Sayın Özdemir, çok önemli açıklamalar yaptınız. Aman canım, Türkiye'deki yerel seçimi Londra'daki yatırımcı neden takip etsin? Ne işi var Türkiye'deki yerel seçimle olmadığını Remzi Özdemir bize gayet net bir şekilde anlattı. Eğer başta İstanbul olmak üzere, Ankara olmak üzere büyük şehirlerde AKP bir başarı sağlayamazsa ve oy oranında bir gerileme ortaya çıkarsa, o zaman işte erken seçim baskısı
endişesi duyabileceğini ifade ediyor. Kim için? Yabancı yatırımcı için. Şimdi o zaman Sayın Özdemir yabancı yatırımcıdan bahsetmişken son dönemde, son haftalarda, özellikle geçen hafta bu bir tahvil meselesini duymaya başladık yabancı yatırımcılardan. Şimdi sizden kısaca anlatmanızı rica ediyorum efendim. Tahvil nedir? Nasıl alınır? Evde bizi izleyen Ayşe teyze, Mehmet amca acaba bunu nasıl kullanabilir? Ve bir yandan da tabii yeni dönemin yıldızı da tahvil mi olacak? Mesela geçen seçim öncesi borsayı konuştuk hep. Bu dönemde tahvili mi konuşacağız? Yani bu şartlarda bizim borsayı konuşmamız çok saçma olur. Çünkü %45 faizin olduğu bir ülkede siz borsanın öyle tavan tavan gitmesini bekleyemezsiniz. Belki spekülatif olarak belirli sektörlerde işlemler olabilir, fonlar alıp satabilir. Ama genel olarak borsadaki o geçen seçimdeki gibi böyle büyük rally beklemek hayal. Çünkü dediğim gibi hisse senedi bazında hareketler her zaman bu borsada olacaktır. İnişler çıkışlar ama öyle büyük rally'ler biraz artık zor. Peki yeni dönemin yıldızı nedir? %45 faizin olduğu yerde ve özellikle yabancı üzerine yapılmış bir kurgu var. Yani bakın biraz son 10 dakikadır biz neyi konuşuyoruz? Yabancı gelecek mi? İşte yabancının gelebilmesi için o zeminin hazırlanması gerekiyor. Bunu yavaş yavaş hazırlıyorlar zemini. Eğer başarırlarsa, tabii ki burada eğer tırnak içerisinde veriyorum, başarırlarsa yeni dönemde yatırım aracının adı tahvil olacak. Çünkü Türkiye'ye yabancı arsa almaya gelmeyecek, fabrika kurmaya gelmeyecek. Yani yabancı, bunların yabancı dediği aslında tefeci. Biz bunu daha net ismini koyalım. Yani Türkiye'ye beklenen yabancı dediğimiz, yatırımcı dediğimiz kişiler aslında tefeciler. Türkiye'ye para satmaya geliyorlar. Tıpkı Osmanlı dönemindeki o Galata bankerleri gibi ellerinde çantalarla kendi şartları. İşte biraz önce de ifade ettim. Kendi şartları belli. Bu şartları Türkiye vermek zorunda mı? Verecek. Çünkü dolara ihtiyacın var. Çünkü dolarla ithal ediyorsun. O zaman eğer elinde doların olmazsa yakıt alamayacaksın, petrol alamayacaksın. Artık Rusya, Gazprom kalkıp da işte Türkiye'ye jest için sen S-400'leri aldın diye hadi senin 20 milyar dolarını, 22 milyar dolarını öteleyeyim demeyecek. Demeyeceği için sizin sıcak dolara ihtiyacınız var. İşte sıcak dolar için de tahvil satacaksınız. Yani devlet borçlanacak. İşte devletin bu borçlanması büyük bir ihtimalle yüksek faizle olacaktır. Ve bir de baz etkisi var. Bakın bütün oyun baz etkisi üzerine kurulu. Baz etkisi daha önce de ifade ettim. Enflasyonun bir önceki dönemde yüksek olması nedeniyle bu dönem düşmeye başlaması. Ama bir geçici düşme bu tabii ki. Şimdi plan nedir? Tahvile hemen geçeceğim. Mayıs ayı itibariyle enflasyon düşecek. Direkt baz etkisiyle. Belki de Mayıs'ta 70 gibi, 70-75 gibi zirveyi göreceğiz enflasyon. O asgari ücret, o emekliye verdiklerini iktidar enflasyon olarak geri alacak, anında alacak orada. Yani Mayıs ayına kadar ne aldıysanız aldınız. Ne mal aldıysanız aldınız. Yağ mı aldınız, tuz mu aldınız, şeker mi aldınız? Mayıs ayı. Ama Mayıs ayında zirveyi yakalayacağız enflasyonla. Mayıs'tan sonra düşecek. Özellikle Temmuz ve Ağustos'ta biraz daha gevşeyecek enflasyon. Belki 40'lara, 39-40'lara gelecek. İşte orada eğer bugün 45'te faiz alan, faize tahvil alan bir yatırımcı yeniden faizlerin düşeceği ve belki bir başka oyunun ayağı Türkiye'nin kredi notu. Çünkü bir taraftan da yabancı için kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir pazarlık var. Zaten sürekli olarak yabancılar bize farkındaysanız olumlu raporlar veriyor. Yani daha düne kadar bu ülke bitmiş mahvolmuş diye yabancı bankalar, yabancı tefeciler sürekli Türkiye ile ilgili raporlar yolluyorlar ki Türkiye çok iyi, 2024'ün yıldızı olur. İyi peki yıldızı olacaksa sen neden 2-3 aydır gelmiyorsun? Neden ucuzdan her şeyi almıyorsun? İşte almıyor. Bunun için dediğim gibi beklentileri var. Tahvile gelecek. Eğer bu oyunun kuralına göre oynarlarsa ve tahvil faizlerini büyük bir ihtimalle Ağustos ayında düşürmeye başlayacaklar. Yani Merkez Bankası bakın enflasyon düşüyor diyerek faizleri yeniden 40 hatta 38-39 seviyesine çekebilir. İşte bu da tahvilde müthiş bir vurguna neden olabilir. Yabancının vurgununa neden olabilir. Tabii ki yabancıyla birlikte yerli özellikle bu oyunu bilen
yatırımcılar da alacaktır. Ben burada küçük yatırımcılara şunu söylüyorum. Bu arada tahvilde sistemi anlatayım biraz finansal okuryazarlık adına. Çok az faiz, vaktiniz var. Buyurunuz. Faiz yüksekten alırsanız, düştüğünde, faizler düştüğünde satarsanız müthiş bir para kazanıyorsunuz. İşte o döngüyü çok iyi yakalamanız lazım. Bu nedenle ben yatırımcılara yabancı girişinin başlamasıyla birlikte, ki biz bunu duyuracağız, tahvil almalarını tavsiye ederim. Çünkü ne mevduat, ne borsa, ne altın, ne dolar gerçek anlamda parayı tahvilde kazanabilirler. Evet, yatırım tavsiyesi değildir. Diyelim o notu da. Not düşelim. Finansal okuryazarlığımızı bir anlamda Sayın Özdemir geliştiriyor. Tahvil nedir, bunu da öğrenmiş olduk. Sayın Özdemir, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İyi haftalar diliyoruz. Diyelim, yine kısa bir araya gidelim.